günler. İstanbul Hepimizin sunduğu Şehir Hepimizin programına hepiniz hoş geldiniz. Bu 297. programda kapsayıcı bir toplumu konuşmak için aslında kapsayıcı eğitime kafa yormaya çalışacağız. Çok kıymetli iki konuğum var. Kenan Çayır, bu alanda çalışanlar biliyordur. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Biriminin merkezinin başında. Ve Hacettepe Üniversitesi'nden Serkan Çelik hocamız bizimle. O da Eğitim Fakültesi'nde. Her ikisi de bu alanda çok ciddi emek veriyor. Bugün programı 5 Eylül'de sizler dinliyorsunuz, izliyorsunuz. 5 Eylül'de açılan okullarımız var. Sonrasında da önümüzdeki hafta 12 Eylül'de bütün okullar açılacak. Okullar tabii artılarıyla, eksileriyle, dertleriyle, getirdiği bütün iyiliklerle ve zorluklarla açılıyor. O yüzden de bugün bunu konuyu konuşmayı çok önemli gördük. Şehir Hepimizin dertlerinden en büyüğü farklılıkların, çeşitliliğin kaynaşabildiği bir şehri konuşmak. Bunun için işte yaş ayrımcılığından tutun da farklı engelliliklere, sakatlık durumlarına birçok alanda beraberce tartıştık. Eğitimde de bunu konuşmak belki diğer alanlardan daha da hayati. Çünkü hem var olan toplumsal adaletsizliği, eşitsizliği düzeltebilecek en önemli araç elimizde olan eğitim, hem de içinde yaşadığımız toplumsallıktaki yaşadığımız işte yer yer maalesef nefret söylemine varan bütün ayrımcılık pratikleri ister istemez okullara da taşınabiliyor. Öğrencilerde, öğretmenlerde, idarecilerde bu konudaki farkındalık çok hayati. Çünkü okulların içini biz gerçekten kapsayıcı kılmak zorundayız. Okul iklimini değiştirmek zorundayız. Ama bu içinde bulunduğumuz üst üste binmiş krizler döneminde de hiç kolay değil. Hem ekonomik açıdan hem işte bir pandemi sonrası dönemin zorlukları. O yüzden de iki hocama da çok teşekkür ediyorum bugün bizle oldukları için. Yani bu programda birazcık anlama gayretini göreceksiniz. Beraber düşünme gayretini göreceksiniz. Bu alanda çalışan hocalarınızın çalışmalarına ulaşmak, bunlarla ilgili daha fazla malzemeyi özellikle sınıfın içindeki öğretmenlerimize neler sunabiliriz konuşmaya çalışacağız. Çok kısaca Kenan Hoca'nın belki seç biri tanıtarak kapsayıcı eğitim nedir sorusuyla başlayalım dedim. Sonrasında da aynı soruyu aslında Serkan Hoca'ya da soracağım. Yani Kenan Hoca aslında sosyoloji alanından geliyor ama çok uzun zamandır ayrımcılık çalışıyor. Sonrasında da işte kapsayıcı eğitim üzerine bayağı bir yayını var seç birin. Öncelikle belki Kenan Hocam seç biri çok kısa anlatarak kapsayıcı eğitim nedir diye bir anlamaya çalışalım. Yani özellikle bu alana yabancılar ne diyelim ilk kez bu kavramı duyanlar için. Evet, evet. Çok teşekkürler Pınar Hocam. Seçbiri 2010'da kurduk. Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi. Şimdi sosyoloji ve eğitim çok enteresan aslında o kadar ilişkili ki çünkü eğitim toplumsal bir faaliyet. Fakat baktığımız zaman Türkiye'nin üniversitelerinde maalesef sosyoloji ve eğitim çok da sık yan yana gelmiyor. Halbuki işte öğretmenlerin, velilerin, öğrencilerin, akademisyenlerin, sivil toplum aktivistlerinin böyle bir arada çalışması gerekiyor eğitimin çok farklı konularında. Tam da bu amaçla kurduk aslında. Bir araya getiriyoruz belli temada. Örneğin engellilik çalışıyorsak, engelli aktivistlerini, İşte öğrencileri, öğretmenlerini, akademisyenleri de beraberce üretiyoruz seçtiğinde. Uzun süre birlikte çalışıyoruz ve beraberce üretiyoruz ve bütün yayınlarımız secbir.org açık kaynak olarak da sitemizden ulaşabilirler. Ayrımcılığa uzun süre ayrımcılık çalıştık, beraber de çalıştık Pınar Hocam siz de biliyorsunuz. Kapsayıcılık son dönemde böyle çok kullandığımız bir kavram. Şimdi Türkiye'ye de, şimdi bu kavramların tabii ülkelerdeki seyri de enteresan. Şimdi kapsayıcı eğitim dediğimiz zaman dünya literatüründe bu kavram daha çok böyle engelli hareketinden çıkmış bir kavram. Yani engelliler diyorlar ki bizi özel eğitime, özel alanlara hapsetmeyin. Kapsayıcı bir düzenleme istiyoruz. Bizi de kapsayan bir düzenleme istiyoruz. Aslında en basiti bu.
2000'li yıllardan bu yana uluslararası kuruluşların, UNESCO gibi uluslararası kuruluşların girişimiyle kapsayıcı eğitim kavramı, İngilizce Inclusive Education, dediler ki ya bu engellilerle ilgili değil, tüm aslında farklı öğrenenlerle ilgili bir kavram. Bakın sadece engelliler değil, her çocuğun ya da her farklı grubun farklı özellikleri var, farklı ihtiyaçları var. Dolayısıyla gelin eğitimi daha böyle kapsayıcı düzlemde planlayalım, yapalım. Türkiye'de ağırlıklı olarak kapsayıcı eğitim kavramı Suriyeli sığınmacılarla ya da işte onları eğer hak temelinde mülteci kabul etmemiz gerekiyorsa mültecilerle beraber yaygınlaştı Türkiye'de 2016-2017 yıllarından bu yana. Dolayısıyla aslında şöyle diyeyim kısaca ilk şeyde turda kapsayıcı eğitim şunu söylüyor. Eğitimi bazen çok standart olarak yapıyoruz. Her çocuğu aynı, her okulu aynı, her işte efendim işte grubun ihtiyacını aynı gibi düşünüyoruz. Hayır, kapsayıcı eğitim diyor ki herkesin farklı ihtiyaçları var, farklı ihtiyaçları gör, bir de ayrımcılığı azalt. O zaman kapsayıcı bir topluma doğru belki yol almış olur. Tabii bunun içinde bir sürü ince var, nüans var, eleştirilerim var vesaire, ama onu da açarım süreç içerisinde. Çok teşekkürler. Aslında bu tam da aynı şekilde toplum içinde düşündüğümüzde hani normu, standardı normal olanın üzerinde kurgulayıp toplumda yaşanan dışlanmanın pratikleri açısından da çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden hem önce okulları belki daha kapsayıcı hale getirmek ama belki tam da aynı zamanda o pratikten öğrenerek toplumsal alanda kapsayıcılığı nasıl arttırabiliriz konuşmak hepimiz için çok hayati. Serkan Hocam aynı soruyu... Pınar, şunu da söyleyeyim. Yani en başta şunu da söyleyeyim. Yani bu bir birlikte yaşama meselesi. Yani... Kapsayıcı eğitim derken sadece işte pedagojik, sadece eğitim bilimleri değil, aslında antropoloji, siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji, yani ya da ne bileyim mühendislik alanları. Çünkü mesela örneğin yaşlıların farklı tasarımlara ihtiyacı var. Dolayısıyla hani en başta söyleyeyim, aslında kapsayıcı eğitim derken birlikte farklılıklarımızla, çeşitliliklerimizle nasıl yaşarızı aslında konuşuyoruz. En azından benim için böyle. Evet, çok da zaten yani okulların içinin de o mimarisi de dahil olmak üzere toplumsal alanın dizaynı, toplumsal alanın bu farklılıkları görür olması çok temel bir nokta kapsayıcılığı konuşurken. Serkan Hocam da aslında eğitim bilimlerinden daha çok bu işte sınıfın içine, sınıf içi pratikler açısından belki vurgulayarak ama genel olarak da kapsayıcı eğitimi nasıl anlatırsınız? Sizin açınızdan bunun şu an için önemi Türkiye bağlamında ama herhalde bu tüm dünyanın da en önemli sorunlarından birini konuşuyoruz şu an. Nur Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi kuramsal olarak kapsayıcılık aslında eğitim bilimleri bağlamında 3 temel değişkenle birlikte ele alınıyor. Belki bunlardan biraz söz edebiliriz. Çocuğun, bireyin eğitime erişimi ve bu erişimin önündeki engellerin azaltılması. Tabii burada okul öncesinden başlayarak çeşitli okul kademelerinde çocuğun hem yasal altyapı, mevzuat noktasında eğitim ortamlarına erişimi hem fiziki olarak onun psikososyal ve hazır bulmuşluk bağlamında okula sağlıklı bir şekilde okulun kapısından girebilmesinin sağlanması. Burada tabii yine çok farklı kesimlerin sorumlulukları da karşımıza çıkıyor. Bu erişim başlığı altında ele alınması gereken farklı zorluklarımız var bizim. Bir sonraki temel değişkense kapsayıcılığı açıklarken kullanmamız gereken katılım. Katılımdan kastımız da şu, çocuk okula erişti ama okulun ulaşmak istediği, çocukla birlikte yol almak istediği pedagojik ve diğer tüm gelişim alanlarında çocuğun en üst seviyede fayda sağlayabilmesi ne kadar mümkün oluyor? Çocuk pedagojik süreçlere ne kadar katılabiliyor? Bu katılımın niteliği okul ve eğitim ekosistemi tarafından ne kadar destekleniyor? Yani burada belki birazdan daha ayrıntılı konuşuruz. Öğrenme-öğretme süreçleri, öğretim materyalleri, ölçme ve değerlendirme sistemi, çocuğun psikososyal olarak okul
okul iklimine kendisini ait hissetmesi, burada kullanılan dil, buradaki tutum, veli bileşeninin buradaki konumlandırılması, bunların hepsi katılımı çok belirleyen hususlar ve muhtemelen daha teknik olan kısım da katılım kısmı. Üçüncü değişkense destek. Destekten kasıt hem erişimin hem de katılımın daha sorunsuz ve daha çocuğun mutlak iyiliğini gözetecek bir şekilde tüm bileşenlerin, tüm resmi, kamusal, sivil toplum, yerel yönetim bileşenlerinin tamamının sorumluluk alanlarında bir işbirliğinin gözetilmesi ya da desteklenmesi. Dolayısıyla ben kapsayıcılığı biraz daha pedagojik bir bağlamda öğrenenin eğitim ortamlarına erişiminin, katılımının bütüncül bir şekilde desteklenmesi olarak tanımlayabilirim. Yine bu vurgu çok önemliydi, Kenan Hoca da ifade etti. Tüm bireylerin kendisini ait hissettikleri, hiçbir özel gruba dönük özel bir tasarımın, kurgunun olmadığı bir öğrenme ortamından söz ediyoruz. Kapsayıcı öğrenme ortamı denildiğinde. Kapsayıcılığı da sizin de çok haklı olarak vurguladığınız üzere sadece okul değil, sadece dil ve tutum değil, aynı zamanda sınıf, aynı zamanda okulun, sınıfın dışındaki öğrenme ortamları, okulun bahçesi, oyun alanı, spor alanı, koridorları ve toplumun tamamı olarak da kapsayıcı toplum adı altında konuşmak gerekiyor. Ben de bu ilk turda böyle bir genel tanımlama yapmış olayım. Çok teşekkürler. Yani bugün işte dediğim gibi 5 Eylül ve 12 Eylül itibariyle bütün okulların açıldığı bir noktada, hani geçen yıl ikiniz de gene çalışmalarınızı yürüttünüz, araştırma raporları, birazdan daha detaylı konuşacağız, makale çalışmaları var, saha çalışmalarınız var. Kenan Hocamlar öğretmen ağıyla beraber kitaplardaki izi birazcık takip ettiler. Serkan Hocaların araştırması da öğretmenler, veliler ve idarecilerleydi. Şu an için belki birazcık hani 2022 Eylül'ü itibariyle hani sahada gördüğünüz bu tür bir sorunu mu diyelim ya da ihtiyaçları nasıl özetlersiniz diye isterseniz bir başlayalım. Sonra çalışmaların özeline gireriz. Belki bir de şunu söylemek lazım. Yani bu kapsayıcılık tartışması toplumsal cinsiyet açısından da yaş dediğimiz gibi farklı sınıf içi ve sınıf dışı, ki gene Serkan Hocaların çalışması var, bu siber alanlardaki zorbalık da dahil olmak üzere hani çok boyutlu bir nokta. O yüzden evet, şu an belki daha ziyade yapılan çalışmalar mültecilerle, Suriye'den ağırlıklı olarak gelen çocuklarla ilgili olabiliyor, ama hani onun dışındaki noktaları da lütfen belirterek, isterseniz Serkan Hocam sizden başlayalım, sonra Kenan Hoca'yla daha geniş bir şeyi de, perspektifi de toplayalım. Nasıl bir şey özetleriz? Yani şu anki sorunları gördüğünüz genel olarak eğitimdeki bu kapsayamama durumuna dair tartışmaları. Aslına bakarsanız biraz önceki taksonomi üzerinden de ilerleyebiliriz burada. Şimdi hani göç mağduru öğrenciler üzerinden bildiğimiz bir durum var. Bu yaş grubunda bir grup öğrenci, ki sayıları hiç de azımsanacak boyutta değil, okulda değiller. Okul dışındalar. Dolayısıyla burada bir erişim problemi var. Ve kapsayıcılığı toplumsal düzlemde ele aldığımızda sosyal uyumun da desteklenmesi için özellikle okul çağı çocuklarının okul sistemi içerisinde yer almıyor olmaları bir potansiyel probleme de işaret ediyor ve maalesef bu sorun genelde sadece okul yöneticilerinin bir sorunuymuş gibi ele alınıyor, ki değil. Burada çok farklı sorumluluk alanları söz konusu. Özellikle erişim noktasında metropollerde, yerel yönetimlerle, belki muhtarlık düzeyinde bir işbirliğinin, sivil toplum kuruluşlarıyla, ki bu sivil toplum kuruluşları genelde göç mağduru kesimlerin kendi bünyelerinde kurdukları STK'lar olabiliyor, yüksek fayda üretebilmesi adına bu yapılarla birlikte hareket edilerek okul dışında olan çocukların okula kayıt edilmelerinin ya da okul terki durumlarının bir şekilde
işbirlikli bir modelle çözümlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Serkan Hocam, sözünüzü keseceğim. Bu yani gene belki düzenli izleyicilerimizin takip ettiği bir nokta ama olmayanlar için şeyi de belirtmek lazım. Bu tam da işte çocuk işçiliği açısından da çok ciddi bir risk. Hani okulda olmayan çocukların ne yaptığı sorusu ve gene tabii Türkiye açısından çok önemli, biraz da unuttuğumuz bir dil ama her çocuğun hakkı olan bir şeyden bahsediyoruz. Türkiye'nin evrensel olarak altına imza attığı çocuk hakları sözleşmesi çerçevesinde hani Türkiye'de bulunan tüm çocukların eğitime erişimini konuşuyoruz burada. Çünkü maalesef içinde olduğumuz bu göçmen karşıtı ve dediğim gibi yer yer nefret söylemine varan dil o kadar sert ki hani bunu konuşurken, bu erişmeyi konuşurken bu perspektifi de vurgulamak lazım. Eğitimde olmayan çocuklarda çok ağır sömürü neredeyse şartlarında, sahada, mevsimlik tarımda ya da merdiven altı atölyelerde çalışıyorlar ya da kız çocukları çok erken, çocuk yaşta evlilik gibi bir risk var. Bunu da yani okulda olmayan çocuğun ne yaptığı ile ilgili de bu kocaman bir yükümüz var. Bunu da çok kısa söylemiş olayım, kusura bakmayın. Hocam, tam da ifade ettiğiniz parametreler üzerinden bu alan tek bir yapının, sadece milli eğitim sisteminin sorumluluğu içerisinde kalamıyor. Dolayısıyla bu süreçte ilgili tüm resmi birimlerin, aile ve sosyal politikalardan tutun da belki Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'na kadar uzanan bir yelpazede çocuk, ki sadece göçmen olmak durumunda da değil, tüm ülkemizdeki okulda bulunması gerekirken okul dışında olan çocukların nerede olduğu, neden okulda olmadığı sorusu aslına bakarsanız tüm toplumu ilgilendiren bir soru. Bu noktada şunu da biliyoruz, ekonomik nedenler, çocuk işçiliği, hatta çocukların dilendirildiği bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle büyük şehirlerde bu durum çok aşikar hale gelmiş durumda. Erişimin ötesinde, ki erişimle ilgili mevzuat boyutunun da çok konuşulması gerekiyor. Bu adrese dayalı okul kayıt sisteminden tutun da okula ulaşana kadar ki güvenlik hususu, okul çevresinin ne kadar güvenli olduğu, çocuğun iyiliğini ne kadar desteklediği gibi sorun alanları da söz konusu bu noktada. İkinci boyutta, yani katılım hususunda da temel sorun alanlarından bir tanesi bence ilk etapta, yani bundan birkaç yıl önce kapsayıcı dil ve tutumdu. Çok farkında olmadan kapsayıcılığın dışında bir takım ifadelerin, yaklaşımların çeşitli sebeplerle mazeretlere büründürülmüş negatif tutumların söz konusu olduğunu biliyoruz. Bunlar basına da yansıdı. Veli boyutundan tutun da çocukların kendi aralarındaki iletişimlerine kadar ayrımcı, ötekileştirici ifadeler bir önemli bir boyut. Kapsayıcılığın katılım sürecinde okul ikliminin uyumunu desteklemekte ele alınması gereken bir boyut, ancak bence ikinci bir boyut da var katılımla ilgili olarak. Öğretim materyallerinin, öğrenme öğretme süreçlerinin, özellikle de sosyal uyumu desteklemek için farklı profillerdeki öğrencilerin birlikte öğrenebilecekleri, birlikte öğrenmeyi sürdürebilecekleri etkinliklerin, pedagojik müdahale örneklerinin çoğalması gerekiyor. Yani bu noktada bir okulun kendi profili içerisinde, yani bulunduğu bölgenin özelliklerini de gözeterek farklı disiplinlerde, farklı derslerde öğretimi zenginleştirme yoluyla ya da sınıf içerisinde dil bariyeri olan öğrencilerin lehine öğretimi farklılaştırma yöntemleriyle katılımın niteliğini arttırması gerekiyor. Şimdi hocam, izin verirseniz bu meseleyi biraz daha ayrıntılandırmak isterim. Pandemi sonrası bir de bizim başka bir problemimiz gün ışığına çıktı. Çok ciddi bir öğrenme kaybı söz konusu. Uzaktan eğitime erişemeyen, çeşitli sebeplerle o dönem eğitimde istenen noktaya gelemeyen öğrencilerimizin yaşadığı bir eşitsizlik durumu var ve bunu gidermek de yine aslına bakarsanız sınıfın içinde yapılacak müdahalelerle mümkün. Biz bunu öğretimi farklılaştırma ya da farklılaştırılmış öğretim başlığı altında
farklı öğrenme düzeylerine, öğrenme ilgilerine, motivasyonlarına, altyapılarına sahip öğrencilerin bir arada bulundukları sınıfta öğretim nasıl uyarlanır sorusu eşliğinde bunun cevabını arıyoruz. Ve bunu da ders planları üzerinden örnek çalışmalarla sahada uygulamaya çalışıyoruz. Bu hakikaten işlevsel bir yöntem. Aslına bakarsanız bu ülkemizin bir başka gerçeği birleştirilmiş sınıflardaki öğretim yöntemine de benziyor. Yani aynı anda farklı seviyelerdeki öğrencilerin bir arada bulunduğu bir sınıfta siz öğrenme görevlerinin zorluklarını uyarlamak durumundasınız ya da dil bariyeri varsa öğrencinin, katılım problemi varsa, kendisini psikososyal olarak o ortama yeterince ait hissetmiyorsa, onu göz ardı etmeden onun ihtiyaç ve beklentisi doğrultusunda bir eğitim kurgusu, tasarımı yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla katılım noktasında sorun alanlarını dil ve tutumdaki halen muhtemelen devam ediyor olan süreçler, öğretim materyalleri değerlendirme ki çocuğun değerlendirilmesi apayrı bir husus, bütüncül olmak zorunda. Sadece akademik bir açıdan değerlendirme yaptığınızda çok küçük bir alanı görmüş oluyorsunuz. Yine öğrenme kayıpları ve sınıftaki dil bariyeri olarak belirleyebiliriz. Üçüncü değişken, destek değişkeninde ise bu ekosistemin içerisinde yer alan çocuğun bulunduğu eğitim ekosisteminin tüm bileşenlerinin, yani sadece okul saatlerinin değil, okul saatinin dışında çocuğun bulunduğu ortamlardaki kamusal sorumlulukları da üstlenmesi gereken bir büyük işbirliği modelinden söz edebiliriz, eksikliğini vurgulayarak. Çok teşekkürler. Belki şeyi gene vurgulayarak Kenan Hoca'ya sözü vereyim. Bu konuştuğumuz birçok sorun Türkiye'de eğitim sistemin içinde, yani çocuk işçiliği de dahil olmak üzere Türkiye'deki sistemde maalesef var olan sorunlardı. Ama Suriye'den gelen nüfusun, Suriye'den gelen çocukların ya da burada doğan çocukların da katılımıyla riskler arttı. Ama konuştuğumuz işte dil bariyeri olsun, katılımdaki eşitsizlikler, kaliteli eğitime erişimdeki eşitsizlikler ya da pandemi döneminde herkesin aynı koşullarda internete ya da telefona sahip olamaması aslında ortak bir sorun. Hani bu ortaklığın altını çizmeyi önemli görüyorum. Çünkü beraberce aslında her bir çocuğun bu hakkı erişiminin sağlıklı bir biçimde kaliteli bir eğitim alabilmesinin imkanını konuşuyoruz. Bu da ortak bir dert olarak anlatılırsa, anlayabilirsek daha büyük yol alabiliriz gibi geliyor deyip Kenan Hoca'ya sözü vereyim. Çok haklısın Pınar Hocam. Yani ortak bir dert ama Türkiye'de hani şunun da altını çizelim ki zaten en temel sorunumuz ortaklaşamamak. Yani kişiler arası güven endeksi diye bir endeks vardır. Bilirsiniz siz de işte çevremdeki insanlara güvenirim diye soru sorulur. Türkiye'de bu %8, %9 civarlarında. Yani Türkiye toplumu birbirine güvenmiyor, güvenmeyen bir toplum. Sizin çalışmalarınız var kutuplaşmaya yönelik. Ciddi kutuplaşmanın olduğu bir toplum. Dolayısıyla ortak derde zaten nasıl gideceğiz konusu. Dolayısıyla ama yine de hani kapsayıcılık aslında bize bir alan açıyor bu taraftan. Şimdi 5'inde ve 12'sinde işte okullar, bazı okullar açılıyor, öğretmenler seminer dönemine başlıyor, ne tür sorunlar filan dediniz. Hakikaten büyük sorunlarla başlıyor maalesef eğitim öğretim yılı. Yani en temelde işte öğretmenler, biliyorsunuz. Ben çalıştığım öğretmenler bazen şey diyorlar, tamam kapsayıcı eğitim ama bizim de kapsanmaya ihtiyacımız var. Yani bizi de kapsasınlar filan diyorlar. Çünkü çok ciddi bir ekonomik krizle boğuşuyor bütün Türkiye ve öğretmenler bundan ciddi etkileniyor. Özel okul öğretmenleri çok ciddi anlamda hakikaten işte ekonomik sorunlar yaşıyorlar. Birçoğu. Dolayısıyla hani bu tür ihtiyaçları da görmek gerekiyor. Yani öğretmenin işte ihtiyaçlarını görmeden bir şekilde eğitimi hani kapsayıcı hale getirmek zaten mümkün değil.
Öğrenci kültürü bambaşka yerlerden beslenen bir, yani sosyal medya örneğin başta olmak üzere bambaşka kanallardan beslenen bir öğrenci kültürü var. Ve orta sınıf ailelerde başta olmak üzere çok ciddi bir rekabet kültürü var eğitimde. Daha böyle rekabetle ne diyelim şekillenmiş bir eğitimden bahsediyoruz. Sevgili Pınar, rekabet deyince mesela sadece rekabet kültürü değil. Çünkü eğer eğitimi siz bir rekabet alanı olarak kurguluyorsanız, o zaman veliler ve çocuklar ne diyor biliyor musunuz? Ben o engelli öğrenciyi sınıfımda istemiyorum. Şimdi kapsayıcı eğitim diyor ki çeşitlilikle beraber yaşa, farklılıkları gör. Ama rekabet olduğu zaman engelli öğrenci diyor ki veli benim işte çocuğumun sınıfını yavaşlatıyor. Suriyeli öğrenci dediğim zaman şimdi çocuk öğretmen Suriyeliyle mi uğraşsın, işte benim çocuğumla mı uğraşsın? İşte zaten hani tırnak içerisinde kültürümüz acaba vesaire vesaire. Bunun gibi çok ciddi sorunlar var hakikaten bu eğitim öğretim yılına başlarken maalesef diyeyim. Suriyelileri sordum. Mesele dediğin gibi yani hani kapsayıcı eğitim dediğimiz zaman sadece hani Suriyeli mültecilerle ilgili değil. Ama Türkiye dünyada en fazla hani sığınmacının bulunduğu ülke senin uzmanlık alanın. Çok hızlı sürede oldu bu. Ve dediğim gibi zaten kapsayıcı eğitim kavramı da uluslararası kuruluşlarla Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı projelerde yaygınlaşmaya başladı. İşte Suriyeli mülteciler için işte kapsayıcı eğitim vesaire vesaire. Hatta sahada böyle bazen kapsayıcı eğitim dediğimiz zaman öğretmenler şey gibi algılıyor. Ha, Suriyelilere yapılan eğitim gibi algılıyor. Olumlu ya da olumsuz, bazı öğretmenlerde olumsuz. Şimdi rapordan biraz bahsedeyim mi dilersen? Olabilir, tabii ki konuşabiliriz. Belki şeyi de söyleyerek, yani sonra çünkü çok hızlı zaman ilerliyor. Bayağı bir şey anlatacağımız derdimiz var. Belki çok kısa raporu öğretmenlerle beraber yaptınız. Hani tam da öğretmenler açısından da belki parçası olmak, belki duymadılarsa duymak isterler diye. Çok kısa onu da tanıtarak öğretmenlerle yaptığınız o ortak raporu konuşalım. Sonra Serkan Hocaların öğretmenlerle beraber, idarecilerle beraber yaptıkları saha araştırmasına geçebiliriz. Kesinlikle. Öğretmen Ağı Türkiye'deki 6 büyük vakfın sitesine girip bakabilirler, desteklediği bir oluşum. Öğretmenleri eğitelim yerine, çünkü Türkiye'deki hakim şey bu. Yani öğretmenler kadar eğitime muhtaç olduğu düşünülen bir grup yok. Hatta bazı öğretmenlerin kendisi de bunu böyle söylüyor. Sürekli eğitilmemiz lazım deniyor. Halbuki öğretmen ağı öğretmenlerin çevresinde böyle paydaşlar kuruyor. Paydaş dediğimiz yani işte beraber çalışabileceği kurumlar, akademisyenler vesaire. Ve öğretmenler kendi ihtiyaçlarını kendileri belirliyorlar. Ve topluluklar kuruyorlar. Adhokrasi diyoruz biz buna. Bürokrasi değil, çünkü bürokrasi çok hiyerarşik. Ama adhokrasi, amaca yönelik olarak bir araya geliyorlar ve dağılıyorlar. Birazdan bahsedeceğim bu rapor, ders kitaplarında mülteciler raporu da böyle bir amaca yönelik bir grubun bir araya gelerek gerçekleştirdiği ve sonra dağıldığı bir şey, rapor. Türkiye'nin çok farklı yerlerinden öğretmenler, yani öğretmen ağına bu arada şunu da söyleyeyim. İşte şu an 49-50 ilde öğretmenler böyle bir arada çalışıyor. Yaklaşık 550 öğretmen var. Önce tanışıyorsunuz ama ben öğretmen ağının değişim elçisi olmak istiyorum diyorsanız bir oryantasyondan daha geçiyorsunuz ve sonra öğretmen ağının topluluğuna giriyorsunuz. İşte bu toplulukla dediğim gibi şu an 550 öğretmen var ve çevresinde de 300'den fazla kurum var. Çok farklı, eğitimin doğrudan ilgili ya da değil, ve beraberce çalışıyoruz. Bir grup öğretmenle zaten konuşuyorduk ya, dediler ki ders kitaplarına Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılından itibaren mültecileri koydu. Hayat bilgisi, 1, 2, 3, sosyal bilgiler vesaire. Mesela bazı şeyler var, başlıklar var. Diyor ki Suriyeli arkadaşlarımı seviyorum. Bayağı ders kitabında böyle başlık var. Suriyeli arkadaşlarımı seviyorum. Şimdi öğretmen arkadaşımız diyor ki ya şimdi diyor yani ders teneffüste oynuyorlar bütün arkadaşlarıyla. Derse giriyoruz, işte Suriyeli arkadaşlarımı seviyorum. Ya olmuyor diyor şimdi, yani
ben burada bir eksiklik olduğunu anlıyorum, hissediyorum ama tam nasıl yapacağımı bilmiyorum. O zaman dediğim gibi Türkiye'nin çok farklı yerlerinden öğretmenler ve aynı zamanda işte eğitim çalışan, bu raporu beraber derlediğimiz Yeşim Hancı gibi bir örneğin işte yurt dışında doktora yapan Kolombiya'da arkadaşımız, ERG'de çalışan bir uzman. Bir araya geldik böyle bir şekilde ve 6-7 sefer buluştuk. Ders kitaplarını öğretmenler, bu bir eylem araştırması gibi aslında. Çünkü öğretmenler o şeyi, bulguları buldular. Altlarına şeylerin yorumlarını yazdılar. Sonra beraberce tartıştık yorumları. Ondan sonra raporu çıkardık. Hatta Pınar, şu an daha açıklamadık ama öğretmen arkadaşlarımız bunun alternatiflerini de geliştirdiler. Süper. Çok hoş oldu. Aynen. Belki gösterebiliriz de sayfayı ve bulguları. Açık bir evet. Kaynak olarak yani, şu an var. Evet, evet. Yani o bulguları mesela gösterirsek orada misafirlerimiz diye bir görsel var örneğin. Böyle çok temel de şu, hani kapsayıcı eğitime Serkan Hocam'ın da çok güzel anlattığı kapsayıcı eğitimin ilkelerine çelişen bir durum. İşte burada mesela işte ikinci sınıf hayat bilgisi dersinde misafirlerimiz başlığı atmış. Ve yoksul olduğu görselde anlaşılan yerde oturan bir erkek, bir kadın ve işte 4 tane çocuk. Bu çok çocuk meselesi biliyorsun, böyle ön yargıları da çok tetikleyen bir şey. Doğruluk payı, eksiklik payı falan tartışılır başka bir programda da. Dolayısıyla bir kere bir, bu insanlar misafir değil. Bu insanların hakları var. Geçici koruma statüsündeki insanlar. Dolayısıyla misafir zaten gelip geçici bir kavram. Yani kavram da yanlış. Misafirlerimiz demek bir şekilde. Ve sürekli aslında empati, yani bir insana acıyarak, empati tam bu değil ama örnekler maalesef buraya yönlendiriyor. Suriyeli mültecileri homojen resmederek, aslında maalesef yoksul resmederek ön yargıları ve kalıp yargıları besliyor ders kitapları. Biz tam bunu söylüyoruz. Bir iki iyi örnek var, ortak noktaları vurguluyor Afganlarla vesaire. Ama genelde maalesef örnekler kapsayıcı eğitimin ilkeleri açısından sorunlu. Şimdi biz alternatiflerini de ürettik. Bakın bu metin böyle demeyin, farklı şeyler kullanın dedik. Örneğin işte ortak yönlerimiz, illa farklılık üzerinden gitmek gerekmiyor. Çünkü zaten çok farklı olduğumuz vurgulanıyor. Kapsayıcı eğitim biraz çeşitliliği de vurgular. Yani biz çeşitliyiz aslında. Herkesin farklı farklı ihtiyaçları var. Çünkü sadece onlar farklı dediğimiz anda bizden tamamen farklı bir gruptan, kültürden konuşuyoruz gibi oluyor. Öyle değil bir taraftan da. Bir hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla biz raporda ve şimdi yakında bir iki ay sonra açıklayacağımız alternatif metin örneklerinde, alternatif etkinlik örneklerinde de nasıl kapsayıcı bir eğitim yapabiliriz konusunu da açmak lazım. Ve son cümlem sevgili Pınar. Dediğin gibi belki izleyicilerimiz açısından şunu da şey yapalım, açalım. Kesişimsellik diye biz bir laf kullanırız. Kesişimsellik. Yani Suriyeli mülteciler dediğim zaman, hele ön yargılar güçlüyse, kalıp yargılar güçlüyse tek bir kimliğe sıkışıyor. Halbuki Suriyelisiniz ve kız çocuğu olabilirsiniz. Kilis'te daha geçen gün bir özel öğretim öğretmeniyle konuştum. Hocam diyor, özel öğretim alan mültecilerin dertleri diyor bambaşka, hiç konuşulmuyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yoksulluk, işte toplumsal cinsiyet, engellilik, mültecilik dediğin gibi bütüncül olarak düşünmeliyiz. Kapsayıcı eğitim bize bunu söylüyor zaten. Çok teşekkürler. Gerçekten bu kesişimsellik de kavramsal olarak belki Türkçesi zor gibi ama üst üste kesiyor. Binme diye. Evet, yani üst üste biniyor. Hani o kız çocuğu belki evde bakım yükünü de üstlenmek zorunda kalıyor. Dil sorunu da yaşıyor. Küçük kardeşi var, evde engelli var. Bütün bu üst üste binme hallerinin yarattığı problemleri konuşmak. Çok ufak bir not olarak gene Seçbir'in çalışmalarında ders kitapları ile ilgili daha önce de yapılmış çalışmalar vardı. Hani bu ders kitaplarının içeriği, niteliği,
hedeflenenle yani öğrenme hedefleriyle aslında onun arasındaki uyum çok hayati. Hani bu da sadece bu konuyla ilgili, bundan önce de yaptığınız çalışmalar var. Gene ilgilenen öğretmenlerimiz, bu alanda çalışanlar bakabilir diyeyim. Süre bugün uçtu, öyle söyleyeyim. O yüzden hızla Serkan Hoca'ya döneceğim. Hocam, sizin yaptığınız o son çalışmadaki temel bulgular neyi bizle paylaşmak istersiniz? Çünkü evet, bu ders kitaplarının içeriği ama asıl tabii ki sınıfın içi, o mikro alanda ne yapacağız, ne yapabiliriz ve oradan neler öğrenebiliriz? Sağ olun. Mikrofon kapalı galiba hocam. Çalışmanın bulgularına geçmeden önce bir iki hususu vurgulamak isterim. Ben öğretmen olarak meslek hayatına başlamış bir akademisyenim ve eğitim sisteminin şu 6-8 yıl içerisinde göçmen öğrencilerle ilgili yaşadığı dönüşümü de yakinen gözlemleme fırsatı buldum. Dolayısıyla orada şu nokta çok önemli. Dünyada herhalde 650 bin yabancı öğrenciyi bir anda eğitim sisteminin içine almış olan başka bir eğitim sistemi örneği yok ve bu gerçekten çok çok zorlu bir mücadele alanı. Zaten hocam bence tam da o yüzden çok konuşmamız gerekiyor. Evet. Yani sessiz değil, aksine bunun böyle olduğunu bilerek neler yapabileceğimize dair çok daha fazla bunu tartışmamız gerekiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla buradaki tüm paydaşlara da belki biraz daha kendi bulundukları konjonktür üzerinden bakmakta fayda var. Şöyle ki, öncelikle biliyorsunuz sınır bölgesindeki kamplarda tutuluyorlardı bu göçmen nüfus ve oralarda geçici eğitim merkezleri oluşturuldu. Geçici eğitim merkezleri kimi durumlarda kiralanan binalarda yürütülen, işte hem bir tarafta onların barınma, bir tarafta eğitim durumlarına dönük çözümler üretilmeye çalışılan gerçekten geçici bir pedagojik yüksek etki değeri de olmayan çözümlerdi ve dolayısıyla o kriz anındaki bu çözüm daha sonra tüm öğrencilerin resmi okul sistemine entegre edilmesi adımıyla devam ettirildi. Şimdi orada çok ciddi bir zorluk yaşandı. Yani özellikle dil bariyeri açısından, hatta belli dönemlerde fiziki gelişimi birinci sınıfa kayıt olmaya uygun olmayan, yaşı ilerlemiş çocukların ikinci, üçüncü sınıflara kayıt olmaları gerekirken, dil bariyerlerinden kaynaklı olarak birinci sınıfta eğitim gördükleri ve dolayısıyla o sınıftaki diğer çocuklarla iletişimlerinde sorun yaşadıkları bir duruma yol açtı. Bu hem çocukların kendi içerisindeki iletişimlerini, uyumlarını olumsuz anlamda etkiledi, hem de öğretmen için çok büyük bir handikap yarattı. Çünkü özellikle ilkokul seviyesinde sınıf öğretmenlerinin daha önceki hiçbir formasyon süreçlerinde Türkçenin ikinci dil olarak, yabancı dil olarak öğretilmesine dönük bir altyapıları yok. Yani onların hatta görev tanımlarında böyle bir durum söz konusu değil. Yani hiç eğitimini almadıkları, bilmedikleri bir hususta bir taraftan ilk okuma yazma eğitimi vermeleri beklenirken, diğer taraftan ev diliyle okul dili farklı olan çocuklara da Türkçe öğretmek yükümlülükleri oluştu. Bu zorlu dönem özellikle göçmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde hem öğretmenin mesleğiyle kurduğu ilişkiyi çok sorunlu bir hale getirdi, hem de tabii veli boyutunda da ev sahibi toplum velilerinde şöyle bir kaygı oluştu. Benim çocuğumun eğitim gördüğü sınıfta işte Türkçe bilmeyen, eğitim dilini bilmeyen bir grup öğrenci var. Acaba o öğrencilerin varlığından kaynaklı olarak öğretmen benim çocuğuma ayırması gereken zamanı, enerjiyi ayırabilecek mi? Benim çocuğum beklediğim eğitimi alabilecek mi? Şimdi hani burada baktığımız zaman gayet anlaşılabilir kaygılar bunlar, ama bu kaygıların yönetilmesi gerekiyor. Yani bu kaygıyı yönetmek de kolay değil. Şimdi tabii ki her çocuğa o eğitim hakkını vermek durumundasınız ve nitelikli, erişilebilir bir eğitim sunmalısınız. Diğer taraftan da hiçbir veli çocuğunun aldığı eğitimle ilgili bir kuşkuya, şüpheye de düşmemeli.
bütün bu süreçlerde biz şunu gördük kendi çalışmalarımızda. Veliler de, okul yöneticileri de, öğretmenler de kendi bakış açıları üzerinden tanımlıyorlar sorun alanlarını. Yani veliler için, yani göç mağduru öğrencilerin velileri için temel problem çocuklarının okulda karşılaştıkları ayrımcılık, ona dönük tutumlar ve bu tutumları da son derece yüksek bir hassasiyetle, algıyla yaşıyorlar, deneyimliyorlar. Okul yöneticileri açısından sorun daha çok sınıfın içinde çözülmesi gereken bir sorun. Çünkü onlar mevzuatla bağlı durumdalar. Öğretmenler açısındansa bu tamamen onlar için yeni, sürpriz ve beklenmedik bir challenge, zorluk alanı. Dolayısıyla onlarda hem öğretim programlarının, hem öğretim materyallerinin, hem sınıftaki öğrenci sayılarının ve öğrenme seviyelerindeki farklılıkların sorumluluğunu daha çok sistemik yerlere taşıyarak açıklamaya çalışıyorlar. Şimdi bakıldığı zaman evet çok büyük bir problem var ve bu problem tek bir kesimin ne çözebileceği ne de tek bir kesim üzerinden anlaşılabilecek bir yapıda değil. Dolayısıyla burada çok büyük bir bakış açısı gerekiyor. Hem okulu, hem okulun dışındaki okulla ilişkili kurumları, hem de toplumu ilgilendiren bir durum söz konusu. Tabii bir de şöyle bir mesele var. Göç politikalarını eleştirmekle göçmenlere dönük genelleyici dil ve tutum kullanma arasındaki farkı da yeterince anlatamıyoruz galiba. Çünkü çok çabuk yansıyor. Yani o iklim göçmen karşıtlığı söylemi bir anda bütün kamusal alanlarda olumsuz etkilere de yol açabiliyor. Bizim gördüğümüz şey çalışmalarımızda temel problem gerçekten teknik bilgi eksikliği var. Ama dil, tutum, yaklaşım noktasında da bağlayıcı hukuki düzenlemelere de ihtiyaç var. Evet, bir veli kaygı duyabilir çocuğunun eğitim kalitesinin düşebileceğinden, ama bu durum bir başka velinin çocuğunun o okulda bulunmasını istememe noktasına gelmemeli. Yani bu nokta sadece işte okul müdürlerinin inisiyatifiyle ya da öğretmenlerin çabalarıyla giderilebilecek bir durum değil maalesef. Bunun dışında benim eklemek istediğim bir diğer noktada çok fazla öğretmen eğitimi yapılıyor. Çok ciddi çalışmalar yapıldı, özellikle uluslararası kuruluşların da desteğiyle. Bir çaba var ve bu çaba aslına bakarsanız Türkiye'de çok da büyük bir fırsata da işaret ediyor. Yani Suriye krizi bizim eğitim sistemimiz açısından veya toplumsal yapımız açısından çoğulculuğu, kültürler arası becerileri, kapsayıcılığı konuşabilmemiz için bir fırsat da yarattı. Dolayısıyla belki bugüne kadar böyle bir konuşma zemini çok fazla oluşmamıştı. Bunun ben sonuçlarının her halükarda olumlu olacağını düşünüyorum. Yani hem pedagojik olarak hem sosyolojik olarak bu bir süreç içerisinde daha fazla çoğulcu bakış açısına, daha fazla kapsayıcı dile ve tutuma yansıyacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten zamanımızı aştık ama ya herhalde bir programa daha sizleri alırız belki dönem içinde beraber. Özellikle bu sene işte bu alanın gerçekten bir dönüşümü, değişimi konusunda neler yapabileceğimize gene beraber kafa yorarız. Son söylediği Serkan Hoca'nın bana da çok önemli geliyor. Yani daha önce de çünkü aslında ev diliyle okul dilinin farklı olduğu bir toplumduk. Ama bunu konuşmakta çok daha zorlanıyorduk. Belki bu değişim, dönüşüm alanı böyle bir tartışmaya da imkan verir. Hiç kolay olmadığı ortada, tüm dünyada bunun çok ciddi bir sorun olduğu, farklılıklarla beraber yaşamaya dair bir kaygı var. Ama yapacağımız başka bir şey yok. Aksine bu konuda hepimiz el birliğiyle, hani ikiniz de bence çok vurguladınız bunu, çok farklı kurumları, tüm paydaşları belli bir takım değerlerde ortaklaşarak düşünmeye itmek zorundayız. Kenan Hocam, son sizde bir iki cümleyle eklemek istediğiniz var mı diyeyim, size de sözü vereyim, sonra kapatalım. Yani
Yapısal, yani şunu vurgulamak lazım herhalde, hani çalışmalarında da çok kullandığım iki kavram, yapısal kapsayıcılık ve ilişkisel kapsayıcılık dediğimiz şey. Yani farklı öğrencilerin yapısal olarak erişebilmesi her şeyi çözmüyor. Çünkü diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı, işte şu öğrenciler işte devlet okullarına, işte Suriyeli öğrenciler kaybolacaklar. Bu yapısal kapsayıcılık. Ama ilişkisel olarak da kapsayıcılığı bir grubun diğerini kapsaması olarak algılarsak, Pınar Hocam bu kapsayıcılık değil. Çünkü niye? Burada bir hiyerarşi var. O grubun normu normal, dışarıdakileri onlar kapsıyorlar. Kapsayıcılık bu değil. Hatta uyum derken Serkan Hocam da kullandı ya, biz karşılıklı uyumdan bahsediyoruz. Türkiye toplumunun çoğulculaşması, o zihniyetin çoğulculaşması, farklılaşması, farklı dillerin olağanlaşmasından bahsediyoruz. Çünkü aidiyet ancak böyle gelişir. Bu da ilişkisel kapsayıcılıktır diyerek ben de böyle toparlamış olalım. Çok teşekkürler. Gerçekten de burada birçok kavramı konuştuk. Hani bu kavramlar çok kıymetli çünkü onların doğru ifade edilmesi hepimizin de kendi hareketimizi, kendi eylem alanlarımızı, taktığımız o şapkalarda nasıl hareket etmediğimizi gösteriyor. Özellikle bu hak üzerinden, çocuk hakları üzerinden düşünmek, insan hakları üzerinden düşünmek, ortaklaşmak için eğitimin çok ayrı bir yeri var. O yüzden de her ikinize çok teşekkür ediyorum. Umarım gene bir arada tartışmaya devam edebiliriz ama hani özellikle eğitimcilerin hani sizlere ulaşabileceklerini, çalışmalarınızı takip edebilecekleri bir başlangıç yapmış olmak bu öğretim eğitim yılı için çok kıymetliydi benim için. Çok sağ olun. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Bütün çocuklara, bütün eğitimcilere de umarım daha az sorunun olduğu, daha farklılıklara açık ve eğitimin o yaratıcılığı gelişmeye sağlayan tarafının çok olduğu bir dönem olsun diyorum. İyi günler diliyorum.